Önce haktı, sonra adalet. Adalet kaynağını haktan aldı. Hak vicdanın, adalet hukukun teminatı altındaydı. İnanç ve hukuk nizam için sorumlu, yetki ve müeyyidesiyle sözün sahipleriydi. Ne var ki adalet olmazsa olmaz, toplumsal hayat somut kaidelere bağlanmalıydı. Mülk ve can güvenliği, özel hayat, insan hakları, özgürlük, seçim, eğitim, düşünce, adil yargılanma derken, din ve vicdan hürriyeti hukukun koruması altına girdi. Ne var ki insan hakları devletlerin keyfi düzenlemelerine terk edilemezdi. Uluslararası hukuk bağlayıcı olmalı, devlet ve vatandaş ilişkisi üst bir formayla güvenceye alınmalıydı. Yerelden küresele doğuştan gelen haklar, eşitlikçi tutumlar, fikir, düşünce, mülk, özgürlük, din ve vicdan hürriyetleri ihlalleri uluslararası hukuku zorunlu kıldı. Artık vatandaşlık bağı bağlayıcı olmaktan çıkmış, hukuk konusunda insan hakkını savunur olmuştu. Peki din ve uluslararası hukuk bu süreçte nasıl bir ilişki kurdu? Hangi iç uyuşmazlıklar uluslararası hukukun konusu oldu? İnanç farkları yaklaşımı nasıl şekillendiriyor? Batı temelli hukuk, Doğu'nun inanç iklimine nasıl yaklaşıyor? Uluslararası hukuk, hukuki özellik için bir engel mi? Yoksa burada uygulanmak istenen hukuki bir denetim sistemi mi? Adalet tarafsızlık gerektirir. Peki bu tarafsızlık mümkün mü demektir? Uluslararası hukuk inanç farklarına nasıl yanıt üretiyor? Birey bu haklardan nasıl ve ne oranda yararlanıyor? Genç İlahiyat'ta bu hafta bu ve benzeri sorulara yanıt arayacak, Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde Aksaray Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Acar'la birlikte din ve uluslararası hukuku konuşacak, din ve hukuk ilişkisi bağlamında uluslararası hukuka dair sorularımıza cevap, meraklarımıza yanıt arayacağız.